Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 28 Kasım 2024, artık aylık kapanışı hemen hemen takip edeceğiz. Yarın itibariyle dikkatimizde olacak olan rakam 2.632 dolar olacak. Bu bölgenin altında ya da bu bölgede, bu bantta bir kapanış, tam da rakam bu. Altında aylıkta aşağı yönlü bir dönüşe işaret eder. Bunu söyleyeyim. Daha önce de zaten bölge 2.540'lara doğru bir geri çekildi, bir iğne salladı ama aylık kapanış önemli. Yani yukarıda yutan ayı dediğimiz bir mum formasyonu aylıkta oluşuyor. Yani burada her bir mum bir ayda oluşuyor. Şimdi aslında iki farklı stratejide altını değerlendirmeniz gerekiyor eğer altın yatırımcısı iseniz. Tabii kısa vadede 100-150 lira gibi özellikle gram bazındaki geri çekilmeler ya da yukarı yönlü hareketler sizi ciddi anlamda sarsıyor ve panik seviyenizi de artırıyor. Sebebi de tabii o kadar artış olduğunda bir o kadar da makas aralıkları üstüne eklenince rakam ikiye katlıyor. Yani hiçbir şey anlayamıyorsunuz. O yüzden biraz daha vadeyi eğer altın tarafında benim öngörüme göre 2025'in ikinci yarısına bırakır iseniz sizin için daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Şimdi ben aylık bazda takip ettiğimde biliyorsunuz uzun bir süredir de bu teorinin üzerinde duruyorum. Şu direnç bizim için önemliydi. Bugün biraz daha farklı bir yönde analiz edeceğiz. Burası 2.450'lerden geçiyor ama burayı baz alır mı derseniz evet, burayı teknik grafik baz aldı. Aslına baktığımızda direnç olarak burayı kabul etti. Onun altında da şu bantı baz aldı gördüğünüz gibi. Hatta buradan yürüyelim bence daha iyi olur. Ve üzerine birazdan da teknik detayları işaretleyeceğim. Şöyle bir güzel büyük bir çanağımız oluştu. Ve onun da yan tarafında güzel de bir kulpumuz tamamlandı ve yukarı yönlü hareketimiz geldi. İlk etapta handle cup yani fincan kulp dediğimiz formasyonlarda biz neyi takip ederiz? Yukarı yönlü ilk etapta kulpun atağını takip ederiz. Sonrasında direnç hattına bir onaya tekrardan gelir gibi olur. Zaten gelir de. O yüzden sizler de dikkatli olacaksınız. Yani onayını alması gerekiyor. Şimdi formasyon devrede. Çanak hedefi olarak burada tabii yukarıda daha da iyi rakamlar var ama Fibo hedefini almak altın yatırımcısıysanız bu daha da mantıklı olacaktır. Trump'ın göreve başlama süresi belli. Ocak 20. Muhtemeldir ki ticaret savaşlarıyla bu seviyeye devam edilecek. Yukarıda 2700 hattı çalıştı. Biraz üzerini iğnelesek de çalıştı. Ama üzerini iğnelemesinin anlamı neydi? Ben daha gideceğim bundan sonraki süreçte. Ancak bir düzeltmeye ihtiyacım var dedi grafik. 2360'lar ilk destek attı. Bunu belirteyim. Şöyle haftalığa da geldiğinizde grafiği güncelleyeyim. Net alıcı grubu yani 2800'lere giderken net alıcı grubunun olduğu ve toplandığı bölge burası. Yeşille de işaretliyorum gördüğünüz gibi. Bu hat önemli. Bakın burada bir işaret bırakıldı. Bunun üst bandını 2330 dolar, alt bandını da 2270'ler olarak yani 2200'lere geri çekilecek dediğimizde net 2200 değil. Ha bu daha da aşağı geri gelir mi? 2150'lere doğru. Tabii ki olabilir. Şu anda yardımcı araçlar ne diyor derseniz yardımcı araçlar zaten aşağı yönlü kafasını büktü haftalıkta. Aylıkta da zirveden geri çekilmeyi görüyorsunuz. Ben zirvede bir kapanış yapabiliriz demiştim. Şu görüntüde tam da öyle oldu. Direnç aşılmadı. Şimdi tarihi dirençlere baktığınızda fiyat grafiği arasında uyumsuzluklar var. O yüzden bu uyumsuzluktaki düzeltme de sert olur diye düşünüyorum. Tabii çok sürpriz bir jeopolitik gelişme olur ise negatif yönde altın bunu fiyatlar. Altının nasıl fiyatladığını biliyorsunuz. Ama altın önemli bir noktada iyi bir dolar bazında kar getirisi sağlamış ise haber akışları da bunu desteklemiş. Eğer bu haber akışları zirvede zıttına dönüyor ise ya da devam etmiyor ise bu sefer altın kendi belirsizliğini fiyatlar. Bunu da unutmayın. Bunu da negatif olarak fiyatlayabilir. Piyasada son günlerde tabii analizler, beklentiler havada uçuşuyor. Kimisi diyor daha gidecek diyor, gider diyor, altın toplanmalı diyor. Kimisi de diyor elinizden malı aldırmak için diyor buralardan size negatif analizler yapılıyor diye çeşitli söylentiler var. Herkes bir yerden yürüyor. Yani hiçbir şekilde adam akıllı bir tekniğe dayandırma yok. İşte ne bileyim
üstel hareketli ortalamalar incelenmiyor, referans rakamlar baz alınmıyor ya da göstergelerdeki direnç seviyeleri iyi hesap edilmiyor. Ya da amaç belli, yani sizden izlenme gelir üzerinden, reklam gelir üzerinden, Telegram üzerinden, oradan buradan işte gelir elde etmek. Oysa ki kendini bilen, kendine güvenen bunu yapar, özel analizlerle yoluna devam eder. Biz mesela hisse özelde ne yapıyoruz? Kişiye özel şeklinde bir analiz yöntemi geliştirdik Ocak ayı itibariyle. Tam 11 aydır bunu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz ve muazzam derecede sonuçlar alıyoruz. Bu iş böyledir arkadaşlar. Yani matematiğe riayet etmek zorundasınız. Ha şunu diyor iseniz, ya ben buradan önümü görüyorum. Ben bu saatten sonra buralarda yıpranmam. Benim işime kimse karışmasın. Evet, herkesi dinlerim, izlerim ama kendi bildiğimden de şaşmam diyor iseniz, buyurun. Şansınızı her türlü deneyebilirsiniz zaten. Piyasada baba yiğit her zaman çoktur. Ama söylediğim gibi hiçbir zaman duygusal hareket etmeyeceksiniz. Duygusal hareket eder iseniz patlarsınız. Şunu diyor iseniz, ya bu kısa vadedeki ben primi çok da önemsemiyorum. Zaten artık 2100'lerin üzerinde, hatta ikinci bantı da şuradan aldığımda, işaretlediğimde 2450'lerde ben artık buradaki kırılımdan emin oldum. Aşağı geri çekilse de, buradaki alıcı bölgelerini test etse de ben buralarda dayanırım. İyi de bir gelirim var. İyi de bir kısa vadede beklettiğim nakitim var. Buralardan iyi ortalama sağlarım. Ve yukarıda ben 3800-4000 hedefine doğru kilitlendim. Buraları bekleyeceğim. Vademde var diyorsanız, tamam, o zaman siz altın yatırımcısının ağababasısınız. Bakın bu önemli. Ama kısa vadedeki altının şu andaki kendi belirsizliğini fiyatlayamaması bir risk oluşturur. Bunu unutmayın. Altın jeopolitik riski gördüğü anda roket. Bunu biliyorsunuz. ABD tahvil faizleri, yani dolar varlıkları, ABD'de enflasyon altında bir geliri sunmaya başladığında ya da tepeden sert geri çekilmeler olduğunda bu sefer yine altın olumlu talep görür. Ama şu anda bunu göremiyor. Çünkü para ana vatanında enflasyon üzerinde bir getiri sunuyor. Yani garanti bir para. O yüzden şu anda altın burada talep görmüyor. Yeni bir jeopolitik risk ya da mevcut riskler tekrardan alevlenmediği sürece ya da bir üst boyuta gitmediği sürece altında gidemeyecek gibi duruyor. Eğer bu şekilde devam edersek, yani bu son bir haftadaki haber akışlarının devamında ya da sürekliliğini takip ettiğimiz durumda altın bizi 2025'in ikinci yarısına kadar oyalayabilir. Zaten şu anda oyalıyor. Bir aydır bizi oyaladı. Bir ayı gitti. Aralık'ta zaten oyalayacak gibi geliyor. Bir de yıl sonu kontratları kapanacak. Bunu da zaten takip ediyorsunuz ki yarın aylık kapanış Kasım kontratları kapanacak. Bunlara bence iyi hakim olmanız gerekiyor. Gram tarafına bakıyorsunuz, aylıkta inanılmaz bir momentum. Şimdi bu grafiğin düzeltmesi o kadar normal olacak ki, normal olmalı ki, evet yeni bir döneme geçtik burada ama tutunabilecek miyiz? Bunu takip ediyoruz. Bakın tutunmamız çok zor. Gördüğünüz gibi. Çünkü burayı ihlal ettik. Yani RSI aylıkta gram altını 96'ları gördü arkadaşlar. Zaten buranın üzerinde yeni bir hat başlar demiştik. Yeni bir yükseliş süreci başlar. Ama tekrardan altına girmeyi başardık. Ve buradan da yine şu bant aralığındaki detaya dikkat edeceğiz. Burası önemli. Yani neden önemli? Tutan bant burası, yani buraya az kaldı. Aşağı yukarı 2700 liralarda burası eşleşecek gibi duruyor aylıkta. 2700'ün altı yani inanılmaz derecede bir zaman kaybını beraberinde getirir. Umarım yukarı yönlü istikrarlı hareketlere devam eder diyeceğim. Ancak kısa vadede şuradan da baktığınızda bu detayları zaten yakalamanız gerekiyor. Bakın eşleşmeler çok net gördüğünüz gibi. Kesişme noktaları hep buralarda, ortalama değerlerle bunlar eşleşir. İşte günlükte, haftalıkta, aylıkta EMA 5'li değerlerini açın. İşte 9, 20, 50, 100 ve 200 ortalamalarını yazın. Bunları günlük, haftalık ve aylıkta inceleyin. Hatta aylıkta da gramın bu zirvedeki kesişme noktasına bakın. Zaten size onay verecektir. Ancak altın yatırımcısının şöyle bir özelliği vardır. Elinde eğer fiziki altın varsa bunu satmakta çok güçlük çeker. Haklı mı? Haklı sebepleri var. Çünkü ülkede enflasyon yüksek. Dünya genelinde jeopolitik riskler
son yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek. Evet, altın biraz primli, bunu kabul edeceğiz. Buralardan yukarı bir tık daha hareket yapabilirim. Yapabilir ama aşağı yönlü de eğilim biraz daha güçlü duruyor. Haftalıkta ise şöyle değerlendirmemizi yaptığımızda bunu temizleyip az öncekini aylıkta temizlemiştik. Bakın gördüğünüz gibi şu hatta ne yaptık? Buradan da bir onay aldık. Yani üzerine tekrardan kırılım gerçekleştiremedik. Burada da bir işaret var aslında. Önceki videolarda da yine grafikte nereyi takip edeceğimizi söylemiştim. Ya onu bunu boş ver. Orta ve uzun vadeyi boş ver. Biz kısa vadeciyiz. Buradan ekmek yiyeceğiz. Ekmek yiyoruz diyen var ise. Onlar için de söylediğim gibi arkadaşlar. Bu band, hadi üst bandını da es geçmeyelim. 3070 lira. Aşağısı 2800 lira. Yani yukarıda aşağı yukarı 270 liralık bir alan var. Alt bantla üst bant arasında. Ya böyle analiz mi olur diyenler olacak. Bakın şunu unutmayın. Bugün 1 gram altın 3000 lira. Yukarısı 5000 liraları işaret ediyor. Aşağısı da ilk etapta 2400 liraları işaret ediyor. Şimdi kafanıza göre, kafanızın estiği yönde beklentiye giremezsiniz ve ana trende de yine odaklanacaksınız. Çünkü bu trend bozulur ise adamı burada ezerler. Bunu söyleyeyim. Yani iyi bir seviye değil burası ve Aralık sonunu işaret ediyor burası da. Tam şu destek hattını incelediğimizde Aralık ayı belirleyici bir ay olabilir. Olmazsa zaten Ocak ayı kesinlikle belirleyici olacaktır. Gidişat böyle arkadaşlar. Hoşunuza gider gitmez. Bu sarı bant alanında eğer yeni altın yatırım yapacak olanlar var ise şunu bilmeli. Bu 2800 liranın altı zaten sizin. Bu başkasının değil. Yani buradaki alıcı grubu burada. Gördüğünüz gibi işaret buraya bırakılmış. Şimdi 2700'ün altında 2350-2400'lerden almak mı var? Yoksa buralarda terse düşmek mi var? Şimdi yeni girecek olanlar için yine 3070'lerin üzeri de sizin. Yani sizi burada zaten bağlayan bir durum yok. Sadece şu X içerisinde olan, sarı kutucuk içerisinde olan riskli bölge. Yukarıda giderse zaten 5000 lira hattını açar gram altın. Riskli işlemlere gerek yok. Yani vadeli de bekliyor iseniz halen iyi bir rakam veriliyor. Borsayla alakanız yok ise bilemiyorum. O taraf sizin bileceğiniz hiç. Artık orada da avantajın son bir ayı kaldı. Orayı da yine takip edeceksiniz. Ki hisse özelde zaten çok detaylı bir şekilde inanılmaz analizlerle devam ediyoruz. Katıl butonunda hisse özel bölümümüz var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için de belirteyim. Altın bu şekilde ilerleyecek. Yani takibimizi altında bu şekilde yapacağız. Duygularla hareket etmeyeceğiz. Altın hep yükseldi. Ya bundan sonraki düşüşlerde bizi öptürmek için analizler yapılıyor diye düşünmeyeceksiniz. Ya da ya buradan elindeki altınları kuyumcular satmak için daha yükseliyor diye de bize analiz yapıyorlar diye düşünmeyeceksiniz. Rakamlara bakacaksınız. Dirençler, destekler, alıcı, satıcı grupları nerede toplanıyor? Bunlara bakacaksınız ve aşılamayan bölgeleri tespit edip sıkışan bant aralığında işleme girilmez. İşleme girerseniz günün sonunda ne olacağını kestiremezsiniz. Şu anda benim gördüğüm, sizin de gördüğünüz, grafiğin de bize gösterdiği aylıkta ve haftalıkta yani orta ve uzun vade diyebileceğimiz teknik grafiklerde altın negatif sinyalleri veriyor. Sebebi de zirveye çok yükseldi. Yani aşırı alım bölgesinin zirvesine geldi. Eğer bunu RSI 20'lerde 15'lerde görmüş olsaydık o zaman da almak için can atacaktık. Çünkü şunu diyecektik ya aşırı satım bölgesinin artık dibinde bu artık alınır. Ya da RSI 50'lerde 60'larda olsaydı 70'lerde tam sınırda yakalasaydık zaten 1950-2000 hattında bunu bu sınırda yakalamıştık. Onun altında 1150-1200 seviyelerinde yine yakalamıştık. Ama en önemlisi net bir trendimiz var. Burası da 1700'lerden geçiyordu Kasım ayı itibariyle. Aralık'ta bu 1800'e kadar ulaşacak. Bu notu unutmamakla birlikte bugünlük benden bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Ve anlatılan içerikleri de tavsiye niteliği olarak algılamayalım. Eğitim amaçlıdır. Tamamen kişisel öngörülerdir. Durumlar böyle arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.